Arkadaşlar sabunu gördük artık. Sabuna ait özellikleri gördük. İkinci başlığımız ise deterjanlar, temizlik ürünlerinden. Yine deterjana ait alt başlıklarımız olacak. İlk etapta diyoruz ki deterjanların özellikleri diyelim. Şöyle deterjanların özellikleri. Şimdi deterjanların genel özelliklerine bakacağız. Öncelikle biz bunu öğrendiğimiz şey neydi? Sabunla alakalı. Sabunun yağ asitlerinin, yani bitkisel yağların veya hayvansal yağların sodyum hidroksit ile veya potasyum hidroksitli bir ortamda sodyum veya potasyum ile birleşmesi sonucunda oluşmaktaydı. Peki deterjanlar nasıl oluşuyor? Deterjanlar ise arkadaşlar, hemen rengimizi değiştirelim. Petrol ve türevlerinden, petrol ve türevlerinden oluşmaktadır. Deterjanlar petrol ve türevlerinden oluşur diyoruz. Sabunlar yağların potasyum hidroksit ile veya sodyum hidroksit ile oluşmaktaydı. Yani biz de sabunlar için demiştik ki bitkisel kökenli veya hayvansal kökenli, ama deterjanlar petrol ve türevlerinden oluşuyor. Yine arkadaşlar, ikinci özelliğimiz şudur. Biz demiştik ki sabunla ilgili, sabun tuzdur. Yani sodyum hidroksit ile veya potasyum hidroksit ile yağ asitlerinin birleşmesi sonucunda oluşan bir tuzdur. Aynı şekilde deterjanlar da tuzdur arkadaşlar. Yani o halde diyeceğiz ki tuz yapısındadırlar. Bunlar da yine deterjanlar tuz yapısındadırlar. Tuz yapısındadırlar. Her ikisini karşılaştırarak söylemeye çalışıyorum. O halde diyeceğiz ki petrol ve türevlerinden elde edilir, tuz yapısındadır. Deterjanlar petrol ve türevlerinden elde edilirken sabunlar bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir. Bu karşılaştırmayı bilelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar, sabunlarda olduğu gibi deterjanlarda da iki uç vardır. Şöyle diyelim, iki uç da mevcut. İki uç vardır. Bu uçlarımız neydi deterjanlarda bizim? Hidrofil uçlar ve hidrofob uçlardır. Hidrofob uçlar. Sabunlarda olduğu gibi deterjanlarda da iki uç mevcuttur. Yani hidrofil uç ve hidrofob uç da mevcuttur. Deterjanlar arkadaşlar, şimdi biz sabunlar için demiş ki sabunlar katı veya sıvı şekilde olabilir. Deterjanlar ise toz halinde olabilir veya tablet halinde olabilir veya arkadaşlar sıvı halde bulunabilirler. Bulunabilirler. Sabunlar için katı veya sıvı şekilde bulunur demiştik. Ama deterjanlar toz halinde, tablet halinde veya sıvı halde bulunabiliyorlar arkadaşlar. Deterjanların en önemli özelliğinden birisi, deterjanların sert sularda sabunlar gibi kalsiyum 2 artı veya magnezyum 2 artı iyonları ile çökelek oluşturmamasıdır. O halde şunu söyleyelim arkadaşlar. Deterjanlar sabunlar gibi diyelim. Sabunlar gibi kalsiyum 2 artı. Şöyle kalsiyum 2 artı veya arkadaşlar magnezyum 2 artı gibi. Bunlar biliyoruz ki sert sularda bulunan iyonlardır. Bunlar çökelek oluşturmazlar. Çökelek oluşturmazlar. Yani bu iyonlar ile çökelek oluşturmazlar. Çökelek oluşturmaması ne anlama gelir peki? Temizleme özelliğinin sert sularda dahi çok iyi etkin durumda olduğunu bize gösteriyor. O halde diyoruz ki deterjanın en önemli özelliğinden biri sert sularda. Sert sular dediğimiz içerisinde kalsiyum 2 artı veya magnezyum 2 artı iyonların bulunduğu sulardı. İşte bu sularda bu iyonlar ile, yani kalsiyum 2 artı veya magnezyum 2 artı iyonları ile çökelek oluşturmuyor. Çökelek oluşturmamasının sonucu nedir peki? Deterjanlar demek ki arkadaşlar sert sularda da etkin bir şekilde temizleme özelliği vardır. O halde diyelim ki çökelek oluşturmazlar. Bu nedenle sert sularda dahi
Etkin temizleme yaparlar. Yapabilirler yani. Yapabilirler. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Deterjanlar, sabunlar gibi. Şimdi sabunların biz sert sularda ve soğuk sularda temizleme özelliğinin çok az olduğunu, çok az köpürdüklerini ifade etmiştik. Dolayısıyla sabunlar gibi bunlar kalsiyum ikartı ve magnezyum ikartı ile çökelik oluşturmuyorlar arkadaşlar. Yani deterjanlar sert sularda kalsiyum ikartı veya magnezyum ikartı iyonları ile etkileşime girmeyip çökelik oluşturmuyorlar. Çökelik oluşturmaması sonucunda önemli olan ifade ne olacaktır peki? Bu nedenle arkadaşlar bunlar sert sularda dahi etkin bir şekilde temizlik yapabilirler. Yine arkadaşlar deterjanlara ait şunu söyleyebiliriz. Su kirliliğine neden olur. Deterjanlar su kirliliğine neden olur. Peki sabun neden oluyor muydu? Sabunlar çevre kirliliğine veya su kirliliğine neden olmuyordu. Çünkü sabunlar doğada nasıl parçalanıyorlardı? Doğal yollarla parçalanıyorlardı. Yine arkadaşlar deterjanlar soğuk suda dahi şöyle diyelim. Soğuk suda deterjanlar hem soğuk suda hem de arkadaşlar yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sert suda etkin temizleme yapabilirler arkadaşlar. Yaparlar diyelim. O halde deterjanlar hem soğuk sularda hem de sert sularda etkin bir şekilde temizleme yapabilirler. Peki deterjanların yapısında neler vardır arkadaşlar? Yani içerisinde neler bulunabilir? Deterjanlarda dolgu malzemeleri vardır. Şöyle diyelim. Deterjanlarda dolgu malzemeleri bulunur. Ağırtıcılar bulunur. Yine sertlik gidericiler bulunur. Yine arkadaşlar kirin geri dönüşümünü engellemek amacıyla maddelerde bulunmaktadır. Kirin geri dönüşümünü. Yani tekrar kirin oluşmasını engellemek amacıyla madde kullanılabilir. Kirin geri dönüşümünü engelleyici maddeler vardır. O halde deterjanların içerisinde dolgu malzemeleri, ağırtıcılar, sertlik gidericiler, kirin geri dönüşmesini engelleyici maddeler bulunmaktadır arkadaşlar. Deterjanlar yüzey aktif maddeleridir. Bu özelliği de yine bilelim. Deterjanlar yüzey aktif maddeleridir. Peki yaygın olarak kullanılan deterjan nedir? Diyelim ki yaygın olarak kullanılan deterjanımızın ismi sodyum lauril sülfat. Bu ismi de bilelim, sorularda karşımıza çıkacaktır. Yaygın olarak kullanılan deterjanımız sodyum lauril sülfattır. Arkadaşlar deterjanlar etta veya zeolit gibi ne içeriyorlar arkadaşlar? Sertlik giderici maddeler bulundurabilirler. Bu isimleri de yine bilelim. Maddeler içerir diyelim. Yani deterjanların içerisinde sertlik giderici olarak ne bulunuyor? Etta veya zeolit. Şurada biz ne dedik? Deterjanların içerisinde sertlik gidericiler var dedik. İşte bu sertlik gidericilerimiz etta veya zeolit gibi maddeler olabilir.
Biz deterjanlar ile ilgili ne demiştik? Deterjanlar yapısında ne var? Deterjanların yapısında polar, apolar kısımlar bulunur. Yani polar, apolar kısımlar dediğimiz neydi arkadaşlar? Hidrofil kısımlar. Polar dediğimiz kısım hidrofil kısım. Apolar dediğimiz hidrofob kısımları yine bulunuyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar baş kısım ve kuyruk kısım vardır. Baş kısım ve kuyruk kısım yine deterjanlar sabunlarda olduğu gibi bu kısımları da yine bulunduruyorlar. Peki diğer özelliklere bakacak olursak deterjanlar ile ilgili. Sabunların yapısında karboksil grubu var iken deterjanların yapısında ise arkadaşlar benzen halkası vardır. Benzen halkası. Bu yapıyı da göreceğiz zaten. Benzen halkası vardır diyoruz. Peki sabunlarda ne vardı? Sabunlarda karboksil grubu vardı. Deterjanlarda ise benzen halkası bulunmaktadır. Yine arkadaşlar burada yine kirin suda çözülmesine yardımcı olur. Deterjanlar kirin suda çözülmesine ve ortamdan uzaklaşmasına yardımcı olur. Uzaklaşmasına yardımcı olur diyoruz. Deterjan aynı sabunda olduğu gibi kirin suda çözünerek ortamdan uzaklaşmasına veya yüzeyden uzaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Daha önce de ifade etmiştik. Hem sabunda hem de deterjanlarda hidrofil ve hidrofob kısımlar vardı. Hidrofil kısımlarımız suyu seven ve kirin yüzeyden uzaklaştırılması sırasında su ile etkileşime giren kısımda. Suyu sevmeyen kısım dediğimiz hidrofob kısımlardı. Bunlar da hidrofob kısımları apolar kısım olduğu için aynı zamanda bunlar da kire tutunarak kirin yüzeyden uzaklaşmasını sağlıyorlar. Deterjanlar hem sert sularda hem de soğuk sularda sabunlara göre daha iyi temizleme özelliği gösterirler. Bunu da yazacak olursak sabuna göre diyelim. Sabuna göre karşılaştırmaları yazdık ama sabuna göre hem sert sularda, sert suda veya soğuk suda daha iyi temizlerler. Daha iyi temizler diyoruz. Yani deterjanlar sabuna göre hem sert sularda hem de soğuk sularda daha fazla etkilidir. Yani soğuk suda bile üstün temizleme özelliğine sahiptir. Yine bileceğiz ki arkadaşlar deterjanlar doğal olmayan temizlik malzemesidir. Doğal olmayan temizlik malzemesidir. Bu nedenden dolayı zaten çevreye kirletiyor. Yani çevreye zarar veriyorlar arkadaşlar. Yine arkadaşlar bilmemiz gereken diğer bir özelliğimiz lauril alkolden elde edilir. Şöyle diyelim. Biz dedik ki yaygın olarak kullanılan bizim deterjanımız neydi? Şurada da ifade ettik arkadaşlar. Sodyum lauril sülfat. İşte bu lauril maddesi nereden elde ediliyor? Alkolden elde ediliyor arkadaşlar. Lauril kimden elde ediliyormuş? Alkolden elde edilir. Lauril maddemiz alkolden elde edilmişlerdir. Yine bilmemiz gereken şudur. Sert sularda çökelti oluşturmazlar. Bunu ifade ettik ama tekrar söylüyorum. Sert sularda çökelti oluşturmazlar. Oluşturmazlar. Çünkü arkadaşlar sert sularda ne vardı? Sert suyun içerisinde kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı maddeleri vardır. İşte bu deterjanlar kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artıyla ne yapmıyor arkadaşlar? Etkileşime girmiyor, etkileşmez diyoruz. Etkileşime girmediği için de çökelti oluşturmuyorlar ve sert sularda dahi çok iyi temizleme özelliğine sahiptirler. Bunlar arkadaşlar deterjanlar neydi? Aynı zamanda bunlar dezenfekte edicidir diyelim. Dezenfekte edicidirler. Yani dezenfekte edici de olarak kullanabiliyoruz. Deterjanın çevreye zararı sabuna göre daha fazladır. Yine şöyle diyelim.
sabuna göre çevreye daha çok zarar verirler diyoruz. Bunları zaten artık öğrendik. O halde baştan tekrarlayacak olursak, ne dedik biz? Sabunun özelliklerini artık öğrendik dedik. Deterjana geldik. Deterjan ikinci temizlik ürünümüzdür. Deterjanların genel özelliklerine bakacak olursak, deterjanlarımız petrol ve petrolün türevlerinden oluşmaktadır. Deterjanlar aynen sabunlarda olduğu gibi tuz yapısındadır. Deterjanların yine iki ucu vardır. Yani hidrofil ucumuz ve hidrofob ucumuz vardır. Ki biz hidrofil uca aynı zamanda ne diyoruz? Polar uç. Hidrofob ucumuz ise apolar uç olacaktır. Demiştik ki sabunlar sıvı veya katı haldeyken deterjanlar hem toz hem tablet hem de sıvı halde bulunabilmektedirler. Deterjanlar arkadaşlar sabunlar, şimdi sabunların biz sert sularda temizleme özelliğinin olmadığını söylemiştik. Çünkü çökelti oluşturduğunu söyledik. Ama deterjanlar sabunlar gibi sert sularda kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı ile çökelti oluşturmuyor. Şunu bileceğiz. Sert sularda bulunan iyonlarımız kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artıdır. İşte deterjanlar bu sert sularda bulunan kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı ile etkileşime girmediği için çökelti oluşturmuyor. Ki bu nedenden dolayı deterjanlar sert sularda dahi çok iyi bir şekilde etkin temizleme yapabilirler. Deterjanlar su kirliliğine neden olurlar. Biz sabunların çevre kirliliğine ve su kirliliğine neden olmadığını söylemiştik. Deterjanların soğuk sularda ve sert sularda etkin temizleme özelliği vardır. Ama sabunlar soğuk sularda ve sert sularda temizlik yapamıyorlardı. Deterjanların içerisinde arkadaşlar dolgu malzemeleri vardır, ağırtıcılar vardır, sertlik giderici maddeler vardır ki bunları da yine söyleyeceğiz aşağıda. Yine bunlar arkadaşlar kirin geri dönüşümünü engellemek amacıyla yine deterjanların içerisinde böyle maddeler vardır yine. Arkadaşlar yine dedik ki deterjanlar yüzey aktif maddeleridir. Deterjan olarak hani yaygın olarak kullanılan deterjanlarımız ise sodyum lauril sülfattır. Yani yaygın olarak kullanılan deterjanımız sodyum lauril sülfattır. Peki deterjanların içerisinde hangi tür sertlik gidericilerimiz bulunmaktadır? Deterjanların içerisinde arkadaşlar ettalar bulunmaktadır veya zeolit gibi sertlik giderici maddeler içermektedirler. Deterjanların polar, apolar uçları, yani polar dediğimiz hidrofil ucu, apolar dediğimiz hidrofob ucu, yine hidrofil uç dediğimiz baş kısım, hidrofob dediğimiz yine kuyruk kısmı aynen sabunlarda olduğu gibi bulunmaktadır. Sabunlarda karboksil grubu bulunurken deterjanlarda ise benzen halkası vardır ki bu sabun ve deterjanı ayırt etmede kullanılan bir durum olacaktır bizim için. Arkadaşlar kirin suda çözülmesine ve ortamdan uzaklaşmasına yardımcı oluyor ki sabun da aynı işlevi görüyor. Bunları nasıl yapıyorlardı peki? Polar ve apolar uçlarıyla birlikte veya hidrofil ve hidrofob uçlarıyla birlikte kirin ortamdan uzaklaşmasını sağlıyor. Hem sabun hem de deterjan. Deterjan ve sabunun temizleme özelliğini karşılaştırdığımız zaman deterjanlar sabunlara göre hem sert sularda hem de soğuk sularda da çok iyi temizleme özelliğine sahiptir. Deterjanlar arkadaşlar doğal olmayan bir temizlik malzemesidir. Yine yukarıda söylemiştik, yaygın olarak kullanılan bizim deterjanımızın ismi neydi? Sodyum lauril sülfattı. İşte burada sodyum lauril sülfattaki lauril maddesini biz alkolden elde ediyoruz. Yine bu da bilinecek özelliklerden birisidir. Arkadaşlar sert sular dediğimiz sularımızın içerisinde hem kalsiyum 2 artı iyonu var hem de magnezyum 2 artı iyonu vardır. İşte sabunlar sert suların içerisinde bulunan bu kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonları ile etkileşerek çökelti oluştururlar ve bu nedenden dolayı da temizleyemiyorlar. Ancak deterjanlar sert suların içerisinde bulunan bu kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonları ile etkileşmez. Dolayısıyla çökelti oluşturmaz ve bu nedenden dolayı da çok iyi etkin temizleme özelliğine sahiptir. Hem sert sularda hem de soğuk sularda. Deterjanlar yine dezenfekte edici bir maddedir.
Deterjanlar sabuna göre çevreye daha çok zarar veriyorlar ki sabun için şunu söylemiştik. Sabunlar doğada doğal yollarla parçalanıyorlar. Bu nedenle çevreye ve suya zarar vermiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu videomuzda deterjana ait özellikleri gördük. Sabunlarla da karşılaştırmalarını da yapmaya çalıştık. Bu videomuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz.